Herkese hayırlı günler sayın veliler, biliyorsunuz bursluluk sınavının başvurusu başladı. Şimdi size çok kısa bir şekilde başvuru nasıl yapıldığına dair bilgi vereceğim. Önce mep.go.tr bursluluk başvurusu diyoruz. Buradan mep e-okul PYB sınavı diye bu linke tıklıyoruz. Hemen giriş şifremizi yazıyoruz, 2558. Buraya öğrencinin TC kimlik nosunu yazıyoruz. Öğrencinin TC kimlik numarasını, buraya da okul numarasını yazıyoruz. Bu kısmı boş bırakıyoruz. Neden? Çünkü bu, bakın altta diyor ki güvenlik kayıt no alanı ilk giriş için boş geçilebilir. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan güvenlik kayıt no değerini girmelisiniz. Ben şu an ilk başvurduğum için bu numaraya girmiyorum. Burayı boş bıraktım. Girişe bak. Girişe bastıktan sonra karşıma böyle bir sayfa geliyor. Tabii ben kayıt yaptırdığım için, talebenin bilgileri olduğu için bu kısımları göstermeyeceğim. Sadece size bilmeniz gereken yerlerini göstermek zorundayım. Şimdi bakın, burada öğretmen, çocuk kanunlarla özel hak tanınan öğrenci, ailesinin oturduğu yere okul yok ya da diğer çocuk, hangisi siz, hangi kategoriye giriyorsa çocuğunuz, onu işaretliyorsunuz ve ailenin yıllık gelir toplamını fert başına düşen miktar yazıyorsunuz. Aylık gelirinizi 12 ile çarpıp bunu evdeki kişi sayısına bölerek buluyorsunuz. Mesela aylık geliriniz 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 ne kadarsa bunu 12 ile çarpıp evdeki kişi sayısına bölerek bunu, bu rakamı buluyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Kaydet tuşuna bastığınız zaman onaylıyor musunuz yazısı gelecek. Başvuru bilgileriniz kaydedilecektir. İşlemi onaylıyor musunuz? Ne diyoruz? Tamam diyoruz. Tamam deyince karşımıza güvenlik kayıt no geliyor. Bu güvenlik kayıt no bizim bundan sonra bu sayfa girişimiz için her zaman gerekli olan numara. Bu çok önemli. Bakın burada da diyor, bu numarayı sisteme bundan sonraki girişlerde kullanacaksınız. Numarayı almayı unutmayınız. Eğer bu numarayı almazsanız bu sayfaya giremezsiniz. Onay durumu için de onay bekliyor. Kayıtlı olduğunuz okulu onaylatınız. Bunu da takip etmekte fayda var. Bazen aksaklıklar olabiliyor. Buradan takibinizi yapabiliyorsunuz. Bursluluk sınavı kaydı bu şekilde. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Hoşça kalın.